Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sevgili Kadir Mazer. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Yani videoyu yayınladıktan sonra tanıtım videosunu herkes seni bekliyor. Pek çok arkadaşın seni görmeyi çok istiyor. Çünkü Sağ olsun. zoru başarmışsın. Yani çok zor olan bir şeyi başarmışsın. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hani bu kanal senin de kanalın, bunu biliyorsun. Yani takip ettiğini biliyorum. Tercih Evet. döneminde çok konuştuk Kadir'le. Hangi tıpı yazacağına karar veremedik bir türlü Evet. vesaire ama sonuçta bunlar güzel telaşlar. İnşallah hepiniz böyle telaşlar içine girersiniz. Hangisine gitsem, hangi tıp fakültesini seçsem diye oturur Yani. düşünürsünüz. Umarım bunları yaşarsınız sevgili arkadaşlar. İşte çalışınca oluyor. Ya çok yavan bir laf oldu ama hani çalışınca nasıl olduğunu birazdan Kadir'in gerçekten hani istatistikleriyle ortaya koymak en güzel ifade tarzı olacak bence. Şimdi önce Kadir'in netlerini sizinle paylaşacağım. Ama ondan öncesini zaten çoğunuz biliyor. 2017 YGS'ye girdin değil mi Kadir? Doğru biliyorum. Evet hocam. LS'ye girdin mi? LS'ye girdim. LS'yi şöyle hocam. Ben matematiğine girdim sadece. Şimdi YGS'sinde fende iki soru çözmüştüm. İkisi de yanlış gelince Evet, ben de 0-2. LS'ye girmedim yani. Fen'e girmedim yani. Anladım. Yani Kadir'in gerçekten YGS'de 600 bin civarı sıralamaları var. Onun şeyde de aynı, LYS'de de aynı. Ondan sonra 2018'de tekrar sınava giriyor. Mezuna kalıyor. 2000 yapıyor. Yine istediği olmuyor. Çünkü Kadir'in bir tıp hayali var. Kadir Hocam araya girebilir miyim? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bir de benim okul ortalamam bayağı düşük olduğundan dolayı söyleyeceğim mesela onları. Heyecanlanma. Söyleyeceğim. 74,69 OBP'si var Kadir'in. Evet. Sağlık meslek lisesi mezunu Kadir. Doğru mu Kadir? Evet. Şimdi hepsini ben zaten konuşmayacağım. Şimdi çok konuşuyorum da. Netleri söyledikten sonra topu Kadir'e vereceğiz. Kadir bize nasıl futbol oynadığını gösterecek sevgili arkadaşlar. 2018 42 bin. 2019'da da Ham'da 6.637, yerleştirmede 10.289. oldu. OBP'si 10'u 4.000 kişi geriye attı sevgili arkadaşlar. 74,69 OBP'si var. Kadir'in netleri TYT'de 33'e 7, Türkçe 13'e 5, sosyal 34'e 3, matematik 20'ye 0 fen yapmış. Bu da 96,25 TYT neti yapıyor. AYT'de matematiği fullemiş. 40'a 0, 12'ye 2 fizik, 11'e 2 kimya, 10'a 3 de biyoloji yapmış. 71,25'te AYT neti var Kadir'in. Kadir tebrik ediyorum gerçekten. Hani çok büyük bir başarı elde etmişsin. Şimdi burada Kadir'e topu vermeden önce 2017 YGS'de fende eksiye düşmüş arkadaş. Yani sıfır doğru iki yanlış yapan bir adam. 2 yıl sonraki TYT'de 20'ye 0 fen yapabilmiş arkadaşlar. Bu çalışınca nelerin olabileceğini herkese gösteriyor. Şimdi burada tabii benim söyleyeceğim çok şey var ama önce Kadir bize en baştan başlayarak hani lisede bir meslek lisesi gözüyle YGS, LYS senin için ne ifade ediyordu? Ondan sonra ne oldu? Bize bunları bir anlatır mısın Kadir? Seni Yani dinliyorum. hocam şöyle söyleyeyim hani nereden başlayacağımı inanın ben de bilmiyorum ama çok olabildiğince kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım elinden geldiğince. Liseden başlayayım hemen. Şimdi şöyle ben normalde ilk başta lise serüvenim de biraz farklı başladı bende. İlk başta yaklaşık bir hafta ya da 1,5 hafta gibi bir süreyle ben Yedikule Anadolu Lisesi'ne gittim. Okullar lise ilk süresinde. Sonrasında işte ek tercih dönemi çıktı. Ve oradan Sağlık Meslek Lisesi'ne geçtim. Bazı sebeplerden dolayı çok uzaktı falan. Çok uzatmadan anlatıyorum. Yani Tuna Lisesi'nde, Sağlık Meslek Lisesi'nde başladık hocam. Şöyle, şimdi işte lise 1 ve lise 2'de temel dersler vardı dediğim gibi. Ancak hani çok bir şey kattığını söyleyemem bize. Daha sonra lise 3'e geçtim. Şimdi şöyle bir şey var. Lise 3'te bizim alanlarımızda, işte meslek lisesi gibi alanlarda oraya özel sınavlar oluyor. İşte memurluk sınavı adı altında kamu personeli seçme sınavı diye. Bu böyle hani kulağımıza çalınmaya başlayınca biz de hani hazırlanalım adı altı hazırlanalım dedik falan. Böyle baktım arkadaşlarım falan kursa gitmeye başladılar. Ben de KPSS kursuna gittim. Hani oradan kendime şöyle bir şey söyleyebilirim. Orada bana bir şey oldu matematik açısından. Bana bir şeyler kattı diyebilirim. Çünkü işte tabii orada oranın sistemi farklı, sınav sistemi farklı. Yine benzer sorular var ama farklı. Orada biraz kendim geliştirdim diyebilirim ders anlamında.
Zaten 2016'ydı o zaman. İşte girdik, çıktık. Sonra 2017 lise sona geldik. Lise sonunda da zaten 3 gün staj vardı, 2 gün de okul vardı. Yani bir şey yaptım diyemem. Yok, çünkü hani zaten çok rahat bir lise. Hani bölüm gereği. Derslerimiz tamamen müfredat dışı diyebilirim. Hani şey, müfredat dışı derken kendi branşımızda derslerimiz var. İşte hematoloji gibi falan. Bu şekildeydi. Lise sonunda bir arkadaşım bana daha doğrusu bir kurstan bahsetti. Bu da hani ücretli bir kurs da değil, ücretsiz bir kurs. İşte bir belediyeye bağlı değil. Daha sonra ben oraya gittim, hani sadece hafta sonlarım boş geçiyor diye, onu da söyleyeyim. Hani sadece takılmak amacıyla tamamen gittim, kaydoldum. Orası da şeydi, sınavlı oluyordu. İşte bir TYT sınavına sokmuşlardı. Ben matematikte işte yine yaptığım bir şeyler, hani 3-5. Ama fende tamamen batmıştım zaten. Eksilerdeydim herhalde o zamanlarda. Ya da yani tam hatırlayamıyorum. Çok uzun olduğu için. Daha sonra bir o kursa yazıldım. Ve orası beni işte buraya getiren şey oldu diyebilirim. Çünkü orada nasıl desem, o kursta böyle öğrenciler gerçekten yarışıyor ve sağlam öğrenciler cidden vardı. Ve oradan etkilendim açıkçası. Hani dedim ki yani neden bu insanlar bu kadar çok çalışıyor falan. Sonra ben de ister istemez çalışmaya başladım. Öyle söyleyeyim. Ve işte lise bitti. Sınava girdik. 2017 YGS. Görüyorsunuz siz de sonuçları hocam, zaten söylediniz. Yani fen eksi yarım geldi. Matematik biraz işte idare eder. 12 tane net yapmış matematikten. 40 soruda. Yani TYT'de de 40 soru var. İşte 12 net yapabiliyormuş Kadir matematikten. Evet. Öyle. Gerçi şu KPSS olayında ben sosyal anlamında da biraz kendimi geliştirdim diyebilirim. Hani tarih, coğrafya dersleri vardı orada biraz. Hani oradan kalan birkaç ufak şeyle. İşte görüyorsunuz o zaman YGS'de işte biraz yapmışım ama hani 40 soru üzerinden değerlendirmek lazım. Evet. Yani bir şey yapamamışım yine aslında. 13'e 3 sosyal var 2017 YGS'de. 13'e 3 sosyal. Yani evet, 2009'da da 13'e 5 yapmışsın. Yani orada 26 diyebiliriz yani. Hani biraz yukarı evet. Çıkmış. Peki 2017'de sınav sonucu gelince ne düşündün ve ne yapmaya karar verdin yani? Ya şimdi şöyle, çok hatırlayamıyorum ama şunu söyleyeyim. Benim bu mezun başlangıcım neden var? Yani neden mezunda kaldığımı açıklayayım öncesinde. Ben stajı, şimdi bizim bölümde stajlar lise 3'ten itibaren başlar. Staja gittik hocam, işte bir hastanede laboratuvar bölümünde okuyorum ben ve okudum, mezun oldum. Lise 3'te işte staja ilk giriyoruz. Hocam böyle bir kocaman bir daire ya da şu kocaman bir kat düşünün hastanenin. Kocaman bir katını düşünün. Oradasınız. Yani ben orayı böyle dört duvarlı bir oda gibi düşünüyorum açıkçası. Çünkü şöyle düşünün, hani mesela oraya giriyorsunuz, her gün aynı insanlarla işte aynı rutin bir şekilde çalışıyorsunuz falan. Ben hani yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Asla küçümsemek gibi değil tabii ki de. Çünkü hatta işimi de çok seviyorum. Birazdan anlatacağım onları da ileride. Ben anladım ki bana göre değil. Yani ben daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. Potansiyelimin de farkındaydım. Onu da söyleyeyim yani. Ben gerçekten yapabileceğime inanıyordum şeylerin. Ben bu şekilde zaten lise 3'ten itibaren dedim ki yani mezun falan, yani biraz çalışsam iyi olacak falan. Böyle sadece felsefe yapıyorum. Kendi kendime düşünüyorum hani. Yani o zamanki genç toy birisiyle düşünüyorum. Ayrıca şunu da... Tabii şunu da ekleyeyim hocam. Ben bir de bir sene yani erken başladım okula. Hani yaşıtlarıma göre bir yaş küçüktüm. Onu da ekleyeyim. Hani iki kere mezuna kaldım ancak yaş bakımından bir kere mezun gibi görünebilir. Hı hı. Bu şekilde sonra ben sonuçlar gelince yani dedim ki kalayım. Hani tabii bu süreç kolay olmadı. Onu da söyleyeyim. Ailemi ikna etmek konusunda falan. Zaten mezuna kalmam da şu şekilde oldu. Şu şartlar altında oldu. Ben aynı zamanda hastanede çalışıyordum. Ben liseden mezun olduğum gün işe girdim hastanede. Çalışıyordum. Bizim çalışma sistemimiz tabii değişiyor. Şöyle söyleyeyim. İlk başlarda normal rutin sabah 8 akşam 5 gibi. Ama daha sonra işte bu gitti bahsettiğim kurum var ya hocam. Ben hı hı. Oradaki hastanedeki gerçekten o doktorlarıma, oradaki ablalarıma, abilerime gerçekten çok teşekkür ediyorum yani. Bana tolerans gösterdiler ve benim nöbeti aldılar. Gece nöbeti denen bir sistem var. Yani işte gece yani aslında şöyle söyleyeyim. Sabah 8'de başlıyorsunuz. Ertesi gün 8'e kadar. 24 saatlik bir süreç. Sonraki işte bir gün iki gün boş kalıyor size.
Anladım. Dinlenebiliyorsunuz, ders çalışabiliyorsunuz açısından. Şimdi ben kursa da gittiğimden dolayı hocalara bunu açıkladım. Olabildiğince bana gerçekten çok yardımcı oldular. Hani hafta içi kurs vardı çünkü. Sanırım cuma günü yoktu işte. Cumartesi, pazar da yoktu. Hani ben işte o günlere yazıyordum mesela nöbetlerimi. Sonraki işte mesela hatta şöyle zorlandığım günler oldu. Yani misal işte pazar günü ben nöbetten çıkıyorum. 24 saat çalışmışım falan. Pazartesi günü kuruma gidip sınava giriyorum. Uykusuz bir şekilde. Ya zor süreçti açıkçası. Onu açıklayayım. Yani bilmiyorum bu hikayeyi gerçekten 20 dakikaya 30 dakikaya nasıl sığdırırız ama. Önemli değil. Yani. 2 dakika olsun Kadir. Sorun değil yani. Yani sürçülisan ettiysek affol hocam. Yani tabii daha devam ediyoruz. Evet devam biraz edelim. Biraz heyecan var. Ben de kusura bakmayın şimdiden. Yok. Tamam. Hani konuşamazsam falan. Ardından işte hani bu şekilde ben bir taraftan çalışıp bir taraftan da kurumda işte sınavlara hazırlandım. Şöyle ben mezuna karar verdiğim ilk anda da ben şu şekilde oldu. Hani mesela 2017 YGS'den ben mezuna kalacağım dediğim an ben geçtim oturdum. Biyolojiyle başladım hocam hiç unutmuyorum. Biyolojiyle oturdum not ala ala ama defterlerim hala duruyor. Keşke getirseydim gösterirdim size. Not ala ala ilerledim hocam. Bu şekilde hani gerek ki ben çünkü fenle başladım. Fenim kötüydü belliydi zaten. Yani dedim ki fenle başlamak daha mantıklı olur diye. Fenle başladım, oturdum, çalıştım. Sonra 2018 YKS'ye kadar güzel bir süreçle ilerledik yani bilmiyorum. Ama bayağı bir fark. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben bu başarının da farkında, bilincinde birisi değildim açıkçası. Onu da belirteyim öncesinde. Sonradan bu bilinç bende oluştu. Hani mesela bazı insanlar çünkü baktım ki çevremdeki insanlar bana çok fazla nasıl diyeyim hani vay be gibi bakmaya başlayınca ben dedim ki herhalde bir şey yaptım. İşte 600 binden işte 36 binden 42 bine falan. Hani bilmiyorum ben o zamanlar YKS adı altında hani çok bilmiyordum bu süreçleri. Üniversite sınavı falan süreçleri. Lise bizim lisede böyle şeyler yoktu onu açıklayayım size. Ben zaman zaman hani zamanla işte öğrenmeye başladım bu süreçleri. Hatta şunu da söyleyebilirim. Öğrenmeyi de öğrendim. Onu da söyleyeyim. O süreç de benim için çok zorluydu yani. Zorluydu gerçekten. Nasıl başlayacağını bile bilmiyorsunuz. Hiçbir şekilde bir fikriniz yok o konu hakkında ve başlıyorsunuz ama nereye gidiyorsunuz? Öyle bir şeydi. Çok sıkıntılı zamanlardı. Buraları da kısaca geçeyim hemen. 2018'de bu böyle hem bir kursa gittin hem gece nöbetlerine kaldın. Çalıştım ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi burada Kadir'in söylediği şeyler çok önemli. Hep gözden kaçan şeyler bunlar. Bak diyor ki öğrenmeyi öğrendim. Ben diyor sınavın formatıyla ilgili ne bileyim prosedürüyle ilgili çok fazla bilgim yoktu. İnsanların ne yaptığıyla ilgili çok fazla bilgim yoktu diyor. Ama ben çalışmaya başladım diyor. Şimdi bu çok önemli. Yani çalışmaya başlamak. Ya sen önce bir çalış. Prosedürü ne bileyim tekniği taktiği daha sonra öğrenirsin. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Kanala yorum yazan arkadaşlar var. Hani ben şuna benzetiyorum bunu. Önce araba kullanmayı öğrenmek lazım. Araba kullanmayı öğrenmeden kolunu camdan çıkarıp da dışarıya bakmak işte çoğunun yaptığı bu. Önce çalışmak lazım sevgili arkadaşlar. Peki Kadir 2018'de beklediğin sonuç mu geldi ya da sonucu görünce ne düşündün? 42 yani bin. Sonucu görünce nasıl derler? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben hani tıp isteği yani sürekli bir tıp isteği yoktu bende. Hani hatta bir bölüm isteği de yoktu. Mesela çoğu insan, çoğu öğretmenimiz genelde önce hedefiniz olsun sonra ilerleyin derler ama bilmiyorum. Benim bir hedefim şuydu. Hani en iyisini yapmak, elinden gelenin en iyisini yapmak, kendimi kendime kanıtlamak. Buydu benim isteğim. Çünkü ben inanıyordum, biliyordum. Yani ben bu değilim. Ben daha iyisini yapabilirim diyordum. Potansiyelime de inanıyordum. Bu şekilde ilerledim hani. Elimden geleni de yaptım. Tabii işte bu çalışma süreçleri falan olmasaydı belki çok farklı olurdu hocam sonuçlar. Onu söyleyeyim yani. Yani hani çalışma süreçler yani gece nöbetim olmasaydı sadece üniversite sınavıyla ilgilenseydim evet. Belki ilk yılda halledebilir miydim? Evet hocam ben ilk sene de yapardım. Yani inanıyorum buna. Hocalarım da inanıyor. Zaten onların sayesinde zaten onların önerisi, tavsiyesi üzerine ben ikinci mezunuma kaldım. Onu da oraya da geleceğim. İşte bu eğer şimdi şöyle bir de bu çalışma sistemi ben hani şöyle söyleyeyim. Hastanede çalışıyorum falan dedim ancak ben gerçekten her anımı değerlendiriyordum. Hani bir de çalıştığım için şöyle bir psikolojide idim.
Yani zaman yetmeyecek. Konulara yetişemeyeceğim. Bu kafada olunca insan inanın bana neler yaptığını şaşırırsınız. Yani gerçekten bütün o en ufak böyle boş zamanımı bile değerlendiriyordum ders çalışarak. Hatta işte hastanede internet falan yok böyle. Kullanamıyorsunuz YouTube'dan falan filan. Boş zamanlarımda işte çalışmadığım süreçlerde ben Flash'a evde Flash'a işte videolarınızı mesela sizin videolarınızı indiriyordum hocam. Bir hoca böyle ders videoları indiriyordum. Klasörlüyordum. Gidiyordum hastanede mesela açıyordum. İş gelince işime bakıyordum. Olmayınca hemen dersime geçiyordum. İzliyordum, not alıyordum. Bu şekilde ilerledim. Yani ben o sene gerçekten ben şu an düşününce harbiden o seneyi nasıl yaptığımı bilmiyorum. Şimdi bu sonuç gelince hocam 2018 sonucu gelince ben üzüldüm açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Yani çünkü o sonuçta bir tek eczacılık yazabiliyordum. Hani bari diş gelse de gitsem diyordum hani o kafadaydım. Bari diş gelsin diyordum. Ama ya bilmiyorum o sonucu alınca böyle içimde bir ukde kaldı hani onu söyleyeyim. İçimde bir ukde kaldı. Dedim ki yani mezuna kalmak istiyorum ama hani aileme de yük olmak istemiyorum falan. Şimdi mezuna kalmak kolay bir şey değil. Onu kabul edelim yani. Kolay bir şey değil kesinlikle. Ama iyi değerlendirmek lazım. Şimdi orayı da şöyle açıklayacağım. Benim hastanede bir hocam vardı. Sağ olsunlar. Yani benimle çok ilgilenirlerdi. Onunla konuştuk. Özlem hocam. Buradan da saygılar. Selam. Bana dedi ki, bana şöyle bir şey söyledi. Ben işte bu durumu anlatınca hocam ne düşünüyorsunuz deyince, işte sonuçlar böyle yani deyince, bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Kadir, ben dedi TUS sınavına girdim dedi. İlk senemde kazandım dedi. Şu anda bu konumdayım dedi. Sonra benim bir arkadaşım vardı dedi. O da 4 sene sonra TUS'u kazanıp şu an TUS'u kazandı dedi. Ve şu an ikimiz de aynı noktadayız dedi. Yani bir sene mezun yani çok önemli. Belki şu an sana çok önemli geliyor olabilir ancak bunun yani daha sonrasında bunun hiç önemli olmadığını anlayacaksın dedi. Ve bu zaman kaybı değil. Aksine yatırım. Hani o zaman kesinlikle kayıt değil. Onunla bir anlaşalım. Dedi. Bu şekilde konuşunca ben gerçekten en çok bu cümleden etkilendim. En çok bu cümleden etkilendim. Ve kafamda artık mezuna kalacağım diye oturmaya başladı yani. Sonra ben kuruma gittim. Kurumda da sağ olsunlar bütün hocalarım beni çok sever. Gerçekten. Oturduk işte ben şimdi tercih vermek için gittik konuşuyoruz işte tercih listesi hazırlayacağız. Orada matematik hocam vardı Zeynep Hoca. Bana dedi ki Kadir dedi ben seni burada görmek istemiyorum dedi. Yani eczacılık sadece yazabiliyoruz ya ben dedi seni burada görmek istemiyorum dedi. Daha sonra bütün hocalarımız işte yani 8-10 hoca toplandık böyle. Benim hakkımda konuşuyoruz karar vereceğiz. Mezuna kalalım mı kalmayalım mı? Bütün hocalarım işte beni tanımayan hocalar da vardı yeni hocalar diyeyim. Onlar da işte diğer hocalar da onları anlatıyordu falan beni. Biraz hani nasıl desem bir aura oluşturmuştum açıkçası kendi çevremde. Onu rahatça söyleyebilirim. Beni dinleyen yani benim hikayemi öğrenen herkes bana mezuna kalmak zorundasın dedi böyle. Aynen direkt mezuna kalmalısın dediler. Sadece bir hocam vardı. Selami hocam çok severim kendisini fizikçiydi bu arada. Ve fizikle de hiç anlaşamazdım açıkçası. Ama kendisini çok severdim. Bana bir tek o dedi ki mezuna kalma dedi. Çünkü daha kötüsünü de yapabilme ihtimalim var. Ama o da şu yüzden söyledi bence. Hani birisi de mezuna kalma desin diye dedi bence. Ama o da içten içe benim mezuna kalmamı istiyordu. Ondan eminim yani. Ondan eminim. Bu şekilde olunca öyle mi? Mezuna kaldım. Mezuna kaldım. Peki hocam. 2019'a hazırlık süreci nasıl geçti peki? 2019 hazırlık süreci de artık nasıl desem ben şimdi bir de mesela sınav sonuçları işte tercih falan verdik. Bu konuşmalar geçtiği an ben direkt çalışmaya başlıyorum. Hani onu söyleyeyim. Hani kurs mesela bildiğiniz kursların açılma dönemleri oluyor ya öyle bir şey yok. Ben kendim çalışıyorum. Sonra kurslarla beraber tekrar etmiş oluyorum. Öyle söyleyeyim. Ben hemen bu karar alınınca oturdum çalışmaya devam ettim. Asla durmadım onu söyleyeyim yani. Hiç durmadım. Devam ettim. Kaldığım yerden devam ettim. Zaten konuları iyice pekiştirdim. Yani matematik açısından bitmişti benim için. Diğer fen alanları da bitmişti. Bir tek fizik benim için çok büyük sorundu. Ben o bütün sene gerçekten en çok fiziğe çalıştım diyebilirim. Hatta bir tek fiziğe çalıştım diyebilirim. O şekilde ilerledim. Zaten artık hani yani şöyle dediğim gibi ben aslında o şey hastane süreçleri falan olmasaydı ben zaten daha iyisini yapabileceğimi inanıyordum. Gerçekten de yani o bilgi birikimi de vardı bilmiyorum.
Ve o sene benim için kolay oldu diyebilirim. Çok rahattı. İlk seneye göre gerçekten çalışmadım bile diyebilirim yani. Ama çalıştım. Yalan da söylemeyeyim. Çalıştım. Soru çözdüm. Hani ilk sene ben hiç soru çözmemiştim gerçekten. Soru bankası adı altında hiçbir kitap bitirmemiştim. Hiçbir şekilde soru çözmemiştim. Belki dershane sağ olsun onların verdiği denemeleri çözdüm, o kadar. Onun dışında ne soru bankası ne herhangi bir soru böyle ekstra özel çalışmadım yani. Sadece konu çalıştım. Sadece konu çalıştım. O şekilde ilerledim. Ama ikinci sene de dedim ki madem ilk sene konu çalıştım, ikinci sene ben soru çözmeliyim. Soru çözmeliyim dedim ve oturdum. Hani sırf çözmek için, hani içimde kalmasın, çözmüş olayım diye gittim çözdüm. Her dersten birer tane soru bankası bitirdiğimi çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Böyle. Şuraya geleceğim. Şimdi bizi burada yani çok gerçekten emek vermişsin, gönül koymuşsun, çok belli. Ama mesela hani madem bu hikayeyi bir sürü arkadaşın izleyecek. Şimdi 2017 YGS'de matematikte sadece 12 net yapabilen bir öğrenci var. Bu öğrenci 2 yıl sonra 2019 TYT'de 34'e 3 matematik yapıyor. AYT'de matematiği fulluyor. 40'a 0 yapıyor. Evet. Yani bize kardeşim bunu anlat. Sen nasıl matematik çalıştın? Yani nasıl başladın? Matematiği nasıl öğrendin? Aynı şekilde diğer dersleri de böyle. Hani senin durumunda olan mesela meslek lisesinden mezun olmuş bir arkadaşını düşün. Şu anda uzaktan eğitim var. Bu sene mezun oluyor ama senden bir farkı yok. Bu adam 9-10'da eyvallah temel dersleri görmüş ama yani senden farkı yok. Fende eksiye düşecek bir adam mesela. Hani ben çok kızıyorum. Ben sıfırım hocam dedikleri zaman ben sigortalarım atıyor, delleniyorum. Evet. Ama hani görüyoruz sıfırın altında bile olabiliyor öğrenci belli derslerde. Şimdi bu arkadaşların için ne yapsınlar abi? Nasıl çalışsınlar? Nasıl ilerlesinler? Ya sen hocam, ne yaptın daha doğrusu? Yani oradan hareket edelim. Evet, ben kendi yaptığımı söyleyeyim şöyle. Ben ilk sene kesinlikle konu çalıştım. Sadece konu çalıştım. Eksiğim çünkü hani hangi ders, sadece matematik adına da konuşmuyorum burada. Çünkü bütün alanlarda benim sorunum vardı. Yani hepsi kötüydü. Matematik sadece çok az bir şekilde birazcık daha iyiydi diyebilirim. Hepsi için ilk sene ben gerçekten yani defterler düzeyinde notlar çıkardım. Yani bildiğiniz deftere not alıyorum. Konuyu nasıl çalıştın? Yani konuyu yani kitap, konu anlatımı kitabından mı çalıştın? Evet. Sahnede anlatan hocanın notlarını mı aldın? YouTube'dan video mu izledin? Ne yaptın? YouTube'dan video izledim. Kesinlikle YouTube gerçekten çok büyük ve aşırı kaliteli bir mecra yani. Yani kullanmasını bilene gerçekten çok yararlı bir mecra. Burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kadir'le biz dün akşam hani bu konuşmanın ayrıntılarını görüşürken Kadir dedi ki hocam dedi ben YouTube kanalı açacağım. Evet. Şimdi Kadir'in YouTube kanalının linkini ben açıklama kısmında paylaşacağım. Şimdi biliyorsunuz hani bu kanalın bir formatı var. Biz YouTube kanalı önermiyoruz burada ama Kadir kendi kanalında size muhtemelen kullandığı YouTube kanallarını anlatacaktır. Nasıl evet, çalıştığınızı söyleyecektir. Yani burada tamam kanal ismi vermeyeceğiz. Ama mutlaka hani hangi kanalı takip etti. Bir de bilmiyorum katılır mısın da Kadir. Şimdi evet, senin mesela çok beğendiğin bir kanalı mesela bir başkası beğenmeyebilir. Tabii hocam yani o var zaten. Heh. Yani burada benim için önemli onu söyleyeyim. Yani Kadir'in düşünceleri çünkü yani ben öyle Kadir iyi çocuktur yalan söylemez değil. Ortada nicel bir başarı var. Bilimsel bir başarı var. Yani bu adam 600 binlerden 6 bine çekebilmiş. Yani böyle bir adam var karşımızda. Ya bu adamın söyledikleri de hani dikkate değer. Ciddiye alınmalı. Ama bakın satır aralarında hep yine söylüyorum. Diyor ki ben çalışmaya başladım. Önce çalıştım. Diyor ki konu çalıştın diyor. Mesela matematikte konu nasıl çalışılır? Fizikte nasıl çalışılır? Kimyada nasıl çalışılır? Ya da ne bileyim Türkçeyi nasıl hallettin? Kadir bunları bize birazcık çok açmadan hani kanalında uzun uzun anlatırsın ama en azından bize bir anlat bunları. Bunun yolu nedir yani? Kısaca şu şekilde söyleyebilirim. Yani açtım videosunu. Yani bir de bir kanala asla bağlı kalmadım. Birçok kanaldan izledim ve notlar alarak ilerledim hocam. Gerçekten notlarımı alarak. Özellikle işte bu fen alanlarında, matematik alanlarında. Gerçi matematikte çok not alınmıyor. Onu söyleyeyim. Sadece bu formül kısımları var. İşte formülleri hani hap bilgi deriz ya. O hap bilgiyi hapı alıp yuttum yani. O notumu aldım ve mesela hani defter yazmanız, hani not almanızın en güzel yanı işte mesela bir şey takıldığı an kafanıza hangi sayfada, hangi satırda, nerede yazdığını biliyorsunuz. Bakın şu an bile
Bana sorsanız bir konuyu ben açıp direkt gösteririm size. Nerede yazdığını. Not yani, almak çok önemli diyorsun. Bak, altını çizmek diyor. Yani evet, böyle belgesel izler gibi video izlemeyecek kimse. Doğru mu? Evet. Yani ben, not alacak. Bir de şu da var Kadir, değil mi? Mesela ben de öğrenciyken lisede hani bir yazılıya çalıştığım zaman yazılıda soru geldiğinde defterin sayfaları gözümün önüne gelirdi. Evet. Yani görsel hafıza diye de bir şey var. Yani evet, o notlarla o kadar içi dışlı oluyorsun ki bir süre sonra hangi sayfada ne olduğunu dediğin gibi öğrenebiliyor insan. Yani şunu mu, o zaman bütün dersler için gerçekten bir defterimiz var. Evet. Video izliyoruz evet ama not da alıyoruz. Doğru mu? Evet hocam, ben kusura bakmayın lafınızı ballı biliyorum. Hemen şuraya da gireyim. Ben önce mesela videoyu izlerdim hocam. Bir kere izlerdim. Ardından başa sarıp not alarak ilerlerdim. Yani bir videoyu asla ben bir kere bir videoyu izlemedim. Onu söyleyeyim. Ve oynatma listelerini de asla bir kere de bitirmedim. Yani 4-5 kere sefer izledim ben o oynatma listelerini falan. Ve şunu da söyleyebilirim. Ben hani bu YKS konuları diye değil de sınıf sınıf ilerledim. İşte 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf. Ha, belki aynı olabilir ama ben kafamda o şekilde ilerliyordum. Onu söyleyeyim. Hani işte mesela defterine yazardım 9. sınıf konuları diye. O şekilde notlarımı alırdım ve ilerlerdim. 9. sınıf bitince 10. sınıf yazardım. O şekilde ilerlerdim ve hani artık her şeyi artık nasıl derler böyle klasörleştirmiştim. Yani bu konu şu sınıfın şu konusuna bağlı, işte dalına bağlı falan diye. Bayağı ilerlemiştim. O şekilde ilerledim yani. Yani bu işin kolay bir yolu yok değil mi Kadir? Sonuç yok olarak. Yok yani. Yani şey var ya. Mesela ben hani YouTube'da videolar var. Sen de görmüşsündür. Yani bir ayda 4 netten 40 nete çıkanlar falan oluyor. Öyle oluyor mu? Böyle bir şey yok gerçekten. Böyle bir şey yok. Ben itimat etmesinler. Onlara kesinlikle dinlemesinler. Ya başarmanın kısa yolu yoktur sevgili arkadaşlar. Yani başarmak için gerçekten uzun ve zorlu bir yol vardır. Bu yolu yürümek zorundasınız. Ama yavaş yürürsünüz. Ama koşarak yürürsünüz. Ama düşe kalka gidersiniz ama o yolu geçmek zorundasınız. Yani bu konuları çalışmadan oturup soru çözmek de bir şey ifade etmiyor. Bak diyor ki yani mesela ilk yılda belki yapabilirdim nöbetlerim olmasaydı. Ama bence hani ilk yıl ne bileyim 6.000 yapabilir miydin Kadir? Hayır. 6.000 yapamazdım. Ama bir 10.000-20.000 aralığına girebilirdim. Ben yapardım. Çok rahat yapardım. Aynen. Ama işte hayırlı olmuş. Hayırlısı olmuş. Yani öyle derler ya. Ben bugün asla geçmişimden pişman değilim. Yani mesela dedim işte Yedikule'de Anadolu Lisesi'nden Sağlık Meslek Lisesi'ne geçtim. O süreç gerçekten ben çok pişman olmuştum. O eğitimi görünce pişman olmuştum, yalan yok. Ama şu an çok gönül rahatlığıyla diyebiliyorum ki hiç pişman değilim. İyi ki de yapmışım. İyi ki Sağlık Meslek Lisesi'ni okumuşum. İyi ki mezuna kalmışım. İyi ki kazanmışım. İyi ki sizinle şu an şu videoyu çekiyoruz. Sağ yani. Ol. Bu şekilde. Ben de çok mutluyum. Bu konuda söyleyeceklerim var bu konuyla ilgili ayrıca da. Şimdi Kadir, konu çalıştım, not tuttum, bu şekilde ilerledim. 2019'a hazırlanırken de hani bol bol soru çözdüm diyorsun. Evet. Yani çünkü ben çalışmıştım. Zaten her şeyi üstünden geçmiştim. Evet. Peki bize beğendiğin soru bankalarından ya da denemelerden önerebileceklerim var mı sevgili Kadir? Şöyle yani çok soru çözen birisi değildim. Daha çok dediğim gibi konu çalışan birisiydim ama aklımda kalan birkaç kaynak var tabii beğendiğim. Türkçe'de hani ben zaten ikinci sene çözdüğüm için o yüzden 2018 ile alakalı 2019 sınavı için kullandığım kaynakları söyleyeceğim. Hı-hı. İşte Türkçe'de ben zayıf, paragraf açısından da zayıftım. Dil bilgisi açısından da zayıftım. Ben paragraf için 3-4-5'i çözdüm. Yani 3-4-5 denemeleri vardı Türkçe denemeleri. Türkçe denemeleri çözdüm. Evet. Hı-hı. Yani bir de kaynağın çok aslında hani bu gerçi bazıları hariç çok da önemi yok. Yani birazdan anlayacaksınız. 3-4-5'i çözerdim hocam. İşte bir bazı kaynaklar var dil bilgisi adına çıkmış sorular falan. Çıkmış gerçekten çıkmış soruları çözsünler hocam. Yani çıkmış sorular en yani boşuna bu kitaplara para vereceğim. Zaten dilimde tüy bitti. Tüy. Dilimde tüy bitti. Evet. Çıkmış yani çözün demekten ama işte anlayana. Yok hocam. Gerçekten yani çok orası veli nimet. O kaynak veli nimet diyebilirim. Yani sosyalden bir şey çözmedim. Hani ne olursa çözün yani. Varsa zamanınız varsa sosyal çözün. Sosyal kitaplar gerçekten öğrenciye bir şeyler kazandırıyor soru bankaları. Evet. Matematik adına şimdi şöyle benim gittiğim kurum test okul adı altında bir kitap kullanıyordu. Hani gerçekten hiç duymamıştır belki bilmiyorum. Yok biliyoruz test okulu. Biliyor arkadaşlarım biliyor çözenler var. Yani
bunu kullanıyorduk. Ben işte ikinci sene 3-4-5'in TYT'sini çözdüm. Hani çözmek için çözdüm, onu da söyleyeyim. Çözdüm, o kadar. AYT'de de yine 3-4-5'i çözdüm. Bir de şöyle bir şey var. Ben Karakök'ün bir LYS kitabı vardı. Onu çözdüm hocam. Onu gerçekten çözdüm. Ben onu hatim ettim yani. Tuğla kitap değil mi? Tuğla gibi böyle. Tuğla gibi, evet. Aynen hocam. Bir de şöyle, bu limit türev integral, hani bu da şu anki sınav için değil ama belki sonraki sene izleyecekler için söyleyebilirim. Yani apotemi alınabilir. Hani zor görünüyor ama o kitapta gerçekten temel mantığını anlatıyorlar. O yüzden kitaplı fasikül hocam. Apoteminin fasikül. Limit türev integrali. Aynen. Ben o konuda hani her mesela fasikül aslında çok önermiyorum ama şöyle belli bir konuda gerçekten sorun yaşıyorsanız o kitabın fasikülünü, yani o dersin fasikülünü alabilirsiniz o konuda. Evet. O güzel. Geometri adına gerçekten şöyle söyleyeyim. Bir tane kitabım vardı. İşte o da yine Karakök'ündü. YGS, LYS yazardı böyle kocaman. Bir tek o kitap vardı ve o kitaptan da hani nasıl diyeyim size, çok zayıf olduğum konuları sadece çözdüm. İşte analitik geometri gibi böyle hiç daha önce duymadığım şeyleri çözdüm. Gerçekten ilk kez tanışınca böyle korkuyor insan ve çözüyor. Çok fazla çözmedim yine onu da. Fizikte işte yine test okulu kullandım ve fen adına hocam, fen bilimleri kitapları, yayınları. Fen bilimleri, ben bilmiyorum kim ne düşünüyor ama bence gerçekten çok sağlam kitaplar. Özellikle kimya alanında ben ilk kez bir soru bankasının bana bir şey öğrettiğini öğrendim, gördüm yani. Fen bilimlerini öneriyorum. Yayınları, fizik, kimya, biyoloji kitapları diyorsun. Evet, her biri için gerçekten orada çok iyi sorular var. Ben öyle inanıyorum, öyle düşünüyorum. Onun dışında test okulu işte çözdüm yine. Fizikte işte ben ikinci sene özellikle fizik alanında yoğunlaştığım için oradan bayağı bir kaynak çözdüm. İlk kitabım da hiç unutmuyorum, Okyanus Yayınları'ydı. Ben o kitapla başladım. Okyanus LYS böyle, Soru Bankası. Çözüyordum böyle. Sonra sırf onu komple çözdüm ama. Sonra Nihat Bilgin ve hocam, Nihat Bilgin'in denemeleri falan vardı. Ve bu MEB var ya hocam, MEB'in işte kitapları vardı. Ben tableti indirmiştim hocam. Artık hani sınavın sonlarına doğru artık bir şey yapacak bir şey de yoktu. Ben de işte o soruları çözüyordum böyle işte elimle. Çözüyordum yani. MEB kitaplarının o test sonu. Evet, konu soru testlerin, evet. Yani konu soru testleri vardı hocam. Kimyada da yine öyle, işte test okul fen bilimleri. Aydın Yayınları vardı kimyada. Bir de ben ilk sene işte organik kimya bayağı işte o zamanlar önemliydi. Çap organik kimyasını çözmüştüm. Bunu söyleyebilirim. Biyoloji adına da yani bilmiyorum, ben palme kullanmadım. Hani genelde hep palme önerildi. Ben evet. Çözmedim. Fen bilimlerini çözdüm. Bir de test okulu çözdüm. Bunlar bana yetti. Paraf diye bir yayın vardı sanırım. Bir de ona da çok az bakmışımdır herhalde. Öyle. Deneme adına da yine 3-4-5 paraf ve Türkiye genel denemeler hocam. Gerçekten bilmiyorum ama Türkiye genel denemeler insana bir şey katıyor. Yani bir heyecan falan oluyor. Türkiye genel denemelerin hepsine girsinler. Onun dışında da ne buluyorsalar çözsünler yani direkt. Hiç düşünme yani, çok kaynağın adı falan çok önemli değil. Önemli olan o konuda çözdüğünüzde rahat mı çözüyorsunuz, zor mu çözüyorsunuz, zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorsan eksiğin vardır. Gideceksin, konunu çalışacaksın. Ben daha çok konu bazlı, yani konu çalışarak ilerledim. Soru çözerek ilerleyen bir yapım yoktu yani. Böyle hocam. Kadir, burada gerçekten hani benim ısrarla söylediğim pek çok şeyin de canlı örneğisin. Çünkü o kaynağımı çözeyim, bu kaynağımı çözeyim, şu mu güzel, bu mu güzel. Bak şimdi sınava bir ay kaldı. Bugün muhtemelen bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ben bugün bir deneme önerisi yapacağım. Yani hangi denemeyi çözelim? Ya sınava şurada kalmış bir ay. Hangisini çözersen çöz. Ama yani olabildiğince farklı yayınları çöz ki farklı sorular gör. Yani burada sevgili arkadaşlar, size kazandıracak olan tamamen kendi mantaliteniz. Kaynak değil. Bak diyor ki adam, hangi kaynağı çözerseniz çözün. Yani burada önemli olan ortaya gönül koyabilmek, oturup zaman ayırabilmek, emek verebilmek. Bunları yapıyorsanız gerçekten elinizde hangi kaynağın olduğu, yani çok da fazla bence sıkıntı değil. Hani ne olur? Belki doğru kaynak size ekstra bir itici güç verebilir. Ama doğru kaynağı bulamadıysan bunu da çok fazla sıkıntı yapmak gerekmiyor bence. İlerleyebilirsiniz. Şimdi sevgili Kadir, peki şunu soracağım. Biz bu videoyu, her videoda bunu söylüyorum. Bana kızıyorlar hocam, çok konuşuyorsunuz, bırakın da konuklar konuşsun diye. Kadir'le çok uzun zaman önce biz bu başarı hikayesini çekecektik.
eğitim öğretim başlamadan ama Kadir üniversiteye karar vermeye çalışıyordu tercih döneminde. Bir orada kaçırdık. Yani ip orada koptu. Ondan sonra Kadir Trakya Üniversitesi'ne gitti. Ben oraya gidemedim. O buraya gelemedi. Bu iş buraya kadar geldi. Şimdi peki Kadir, bizim kanalımızla ilgili ne söylersin? Bir, iki, Trakya Üniversitesi'ne iyi ki gitmiş misin? Onu da soracağım sana. Şimdi şöyle hocam, önce kanalınız için şunu söyleyebilirim ki hocam, iyi ki varsınız. Yani gerçekten bu alanda, ya bilmiyorum, ben kendi zamanım, ben sizi uzun süredir bu mezuna kaldığım zamandan itibaren, ilk zamanlardan itibaren sizi takip ediyorum. Ve hani ne zaman video atsanız şu bildirim geliyor şöyle her şeye. Ya bilmiyorum, ben mutlu oluyordum ve açıp izliyordum. Yani ne olursa olsun izliyordum. Güzeldi yani, bilmiyorum. Siz benim açımdan böyle bir kelebekler mi desem, hani böyle kalpte şöyle bir güzel bir his yaratıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ya o bunlar şekilde, yani çok... bilmiyorum. Eminim benim, bana katılan çok kişi olacaktır. Yani gerçekten o alanı, yani öğrencilerin o eksiğini kapatıyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Beni eleştiriyorlar. Böyle işte temeli zayıf öğrencilere seslenmiyorsunuz, hitap etmiyorsunuz falan diyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekten öyle miyim ben? Hocam yok öyle bir şey. Yani insan hani bilmiyorum. Tabii onların kendi düşüncelerini bilemeyeceğim ama ya tamamen olay kafada bitiyor. Yani hocamız, siz hocam yani olması gerekeni söylüyor. Söylenmesi gerekeni söylüyorsunuz gerçekten. Yeri geliyor kızıyorsunuz, yeri geliyor övüyorsunuz. Yapılması gereken neyse onu yapıyorsunuz. Hakkını da veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Aslında ben teşekkür ederim. Yani sağ olun. Bunlar çok güzel. Peki Trakya tıp nasıl Kadir? O Trakya Trakya mevzusu da hocam sağ olun. Yani sizin sayenizde o son gece ben çok yani arada kaldım. Tercih listesini hocamla birlikte düzelttim. Yani son birkaç rütunu. Sayenizde hocam hemen normalde Trakya Üniversitesi bir aşağıdaydı. Ben sizin öneriniz üzerine bir üste aldım. Ve Trakya kazandım. İyi ki de kazanmışım. Hani bilmiyorum, belki beğenmeyenler vardır. Bilmiyorum onları ama ben okulumdan da memnunum. Özlüyorum da açıkçası şu pandemi sürecini. Keşke açılsa da gitsem yani. Ortam açısından çok güzel bir ortam var. İnsanlar rahat. Yani hiç pişman değilim. Zaten kendi kanalımda da orayı biraz tanıtmaya çalışacağım yani. Çok güzel olur. Valla merakla bekliyoruz Kadir yani. Merakla bekliyoruz. Ben eminim ki yani seni takip edecek pek çok arkadaşım var kanaldan. Hani senin bu videonu bekleyen de pek çok arkadaş var. Eminim destekleyeceklerdir. Umarım çok çok güzel şeyler yaparsın o kanalda. Temennim bu yönde. Kadir çok teşekkür ederim. Yani imkanı verdiğin için, hikayeni bizimle paylaştığın için. Umarım çok iyi bir hekim olursun. Umarım seninle ileride senin kanalında da görüşme şansımız olur. İnşallah. Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum. Yani, çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.